Sayın Cumhurbaşkanımız, anlamlı mesajlarınız için size şükranlarımı sunuyorum. Evet, Ayasofya'daki etkinliğe dair, İstanbul'un fethinin yıl dönümüne dair etkinlikten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının bir bölümünü getirdik ekrana. Sayın Muharrem İnce ile konuşmaya devam ediyoruz. Bakın, ve öncesinde sisteme dair bir problem oldu yine. Şimdi bakın, benim bir anda görüntüye bir baktım, ortada Erdoğan diyor. Meğer dakikalardır oradaymış. Bakın, birincisinde Okçular Vakfı'ndaki konuşmasını vermeyeceğiz dediniz, verdiniz. İkincisinde ben konuşuyorum burada. Niye ekran? 35 televizyon onu veriyor zaten. Üçüncüsünde bana habersiz tekrar hemen acilen beni kesip ona bağlıyorsunuz. Ben bir daha sizin kanalınıza gelmeyeceğim. Türkiye bu faşist düzenden kurtulacak. 35 televizyonda Erdoğan konuşuyor. Onun karşısında 2 sene önce rakip olmuş birisiyim ben. Ben gururumla kimseyi oynatmam. Kendi kendinize devam edin arkadaşlar. Bu saygısızlıktır. Türkiye bunu hak etmiyor. Erdoğan'ın babasının malı değildir Türkiye Cumhuriyeti. Ben Erdoğan'dan korkmuyorum. Sözlerimi söyleyeceğim arenalar her yer vardır. Sayın Sokaklar İnce. Vardır. Sayın İnce. Böyle bir şey olmaz. Konuşsun 35 televizyonda, bir tanesinde de ben Sayın konuşayım. İnce. Ne diye benim zaten sözümü kesiyorsunuz? Böyle bir şey olmaz. Sayın İnce. Bu doğru değil. Şöyle. Erdoğan bu memleketin kurucusu değil. Sahibi değil. Yani çağırıyorsanız buraya birisini, onu konuşturacaksınız. Size söylemiyorum, patronlarınıza söylüyorum. O zaman çağırmayın kardeşim. Ben yalakalık yapamam. Kimseye yalakalık yapamam. Ben sadece AK Parti'ye değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne de demokrasi mücadelesi vermiş birisiyim. Türkiye'nin bir demokrasi mücadelesine ihtiyacı vardır. Saygısızca buluyorum. 16 milyon insan oy vermiş bana. O insanlara saygısızlık yapıyorsunuz. İyi yayınlar diliyorum. Sayın İnce, bir saniyenizi rica edebilir miyim? Teşekkür Sayın İnce. Arkadaşlar.